Stüdyo Londra programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün de her gün olduğu gibi uluslararası piyasalardaki gelişmeleri ve bu gelişmelerin fiyatlamalara etkilerini konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Hemen haberlere geçelim buradan. Neler oldu bugün? Dolar endeksi 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Malumunuz parasal genişlemeden dolayı ciddi bir düşüş söz konusuydu. Euro dolar 2 yılın en yüksek seviyesine geldi. Kaldı ki dolar endeksi zaten euro doların en çok içinde bulunduğu endeks. İngiltere Merkez Bankası tarafında faizler değiştirilmedi. Bu pound tarafında ciddi olumlu yansımalarda bulundu. Fed'den Masters'e mali desteğin geleceğini açıkladı. Hemen buradan piyasa turumuza geçelim. Piyasalarda bu haberler nasıl yorumlanmış ona bakalım. Asya piyasalarında karışık bir hava hakim. Hindistan ve Güney Kore'de %1 ve 1'in üzerinde artışlar gözlemlerken Japonya'da ve Hong Kong'da düşüşler gözlemledik. Arkalarında çok ciddi haberler yok. Avrupa tarafına baktığımızda ise Avrupa tarafında biraz daha negatif bir hava hakim. Çok ciddi düşüşler olmasa da kıta Avrupa'sında İspanya haricinde %0.77 değer kaybetmiş İspanya. Almanya ve Eurostoxx 50'de çok ciddi değişim gözlemlemiyoruz. Fransa tarafında ise %0.3'lük bir gerileme söz konusu. İngiltere tarafında ise Merkez Bankası kararından sonra %0.84'lük bir gerileme söz konusu. Hemen buradan Amerikan vadelilerine geçelim. Amerikan piyasaları bu gelişmeleri nasıl fiyatlıyor onlara bakalım. Amerikan vadelilerinde çok ciddi bir değişiklik yok. Dünkü kapanış seviyesiyle aynı seviyelerde açılacak gibi duruyor. Tabii bir taraftan Covid kaygıları, bir taraftan da mali destek paketi söylentilerinin birbirini dengelediğini görüyoruz. Buradan hemen döviz piyasalarına geçelim. Döviz piyasalarındaki hareketlere bakalım. Döviz piyasalarında çok ciddi hareketler yok. Sadece pound'da %0.35'lik bir artış söz konusu. 1.31.61 seviyelerine geldi. Euro dolar 1.18.50'lerde 1.20'lere doğru ilerleyişini sürdürüyor. Dolar endeksi dünkü kapanış seviyelerinde 93 seviyelerine yakın işlem görüyor. Yende ve dolar İsviçre frangı paritelerinde çok ciddi bir hareket görmüyoruz. Hemen buradan MTL'lara geçelim. MTL'larda herkesin çok yakından takip ettiği altında yine %1'lik bir artış söz konusu. 2059 dolar seviyesinden işlem görüyor ons başına. Tabii diğer bütün MTL'lar gibi petrol de doların değer kaybetmesinden olumlu etkileniyor. 45.71 seviyelerinde işlem görüyor. Brent petrol %1'e yakın bir artışla. Amerika'nın West Texas ham petrolü ise 42.34 seviyelerinde işlem görüyor. Hemen buradan konuğumuza dönelim. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Öner Günçavdı bizimle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ufak bir düzeltme, İstanbul Teknik Üniversitesi. Pardon hocam, özür dilerim. Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi, kusura bakmayın. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın kararlarını takip ettik hocam. Faizi sabit tuttular, daha da aşağıya getirmediler. Borsa tarafında hafif bir olumsuz etki yaparken bu %1'e yakın bir gerileme söz konusu FTSE 100 endeksinde. Pound tarafında bunun biraz daha olumlu etkilendiğini gördük. Dolara karşı biraz daha değer kazandı. 1.31.50'lere geldik. Sanki buradan 1.35-1.40'lara gidecek gibi duruyor seyahati. Faiz artırımlarının azalmasının sonuna mı geldik acaba? Sizin tarafınızdan baktığınızda. Evet, bu hafta öyle görünüyor. Çünkü ikinci dalga ciddi riskler ortaya çıkarttı ve koronayla ilgili ekonomilerdeki belirsizlik ortadan kalkmadı. Daha da arttı. Geçen haftaya göre bu hafta çok daha karamsarız. Bu hem Türkiye'de böyle hem de dünyanın Avrupa'daki birçok ülkede de benzer bir eğilim gözlemleniyor. Her ne kadar PMI'larda ciddi artışlar olsa da ekonomilerde bazı ekonomik parametrelerde olumluya gidişler olsa da bu salgının yaratmış olduğu belirsizlik bir de kamuoyunu ve yatırımcıları muhtemelen erken bir şekilde açıldıkları yolunda bu ekonomilerin bir izlenim oluşturuyor. Bu belirsizlik ortamında tabii ki merkez bankaları da gideceği yerleri tam olarak bilemiyorlar. Şuna da dikkat çekmek isterim. İzin verirseniz. Şimdi bu
o COVID başladığında, pandemi süreci başladığında birkaç tane ülke Avrupa'da dikkat çekiyor. Bu mali politikaların, kamu maliyesindeki imkanları ve parasal imkanları kullanma oranları itibariyle ülkeleri karşılaştırdığınızda, ki kaynağım IMF'dir. IMF'nin bu konuda ciddi bir çalışması var. Mesela İngiltere, İtalya ve Türkiye açık ara mali piyasalardaki desteği COVID'le mücadelede çok fazla kullandığı görülüyor. Malum Türkiye'deki parasal genişleme, keza aynı şekilde İngiltere'deki genişleme bunun bir göstergesi. Tabii İtalya açık ara önde. Dolayısıyla bu ekonomilerin istikrara kavuşabilmesi için bir dengenin kurulması gerekiyor gibi görülüyor. Mesela İspanya'da çok ciddi bir COVID'li mücadele paketi açıklamıştı. Ama bu finansal piyasa imkanlarını İngiltere kadar, İtalya kadar ve hatta Türkiye kadar yoğun bir şekilde kullanmadığı görülüyor. Dolayısıyla bu bahsettiğim üç ülkenin biraz daha mali imkanları kullanma yönünde gayret sarf etmeleri gerekecek. Ama tabii bu ülkelerden İtalya ve Türkiye aşırı borçlanmanın da etkisi altında böyle imkanlardan mahrum durumda. İngiltere bu konuda farklılaşıyor. Bu açıdan belki de İngiltere'nin yaptığı bu frene basma veya faizleri bir ölçüde stable tutma anlamlı bir gelişme olabilir bu yönde. Evet hocam, İngiltere diğerlerinden şöyle ayrışıyor. Baktığınızda yanlıştan dönmek de, hani yanlış yapmak tabii ki hoş bir şey değil ama yaptığınız yanlıştan dönmek de çok önemli. Piyasada böyle bir finansal, parasal genişleme söz konusu ama bu parasal genişlemede neticede baktınız ki soruna çözüm üretmiyor. Daha önceki krizden çok daha farklı bir krizle karşı karşıyayız. Zaten varlık alımını da sabit tuttular. Yani Amerika gibi, Avrupa gibi çok daha fazla artırma yoluna gitmediler. Biraz daha değişik araçlara yönelecekler gibi. Ekonomiyi nasıl toparlarız, bu yeni normale, yeni düzene nasıl alışırız gibi onun üzerinde çalışmaya başladılar. Tabii hani biz bunu yaptık, yanlış yaptık demekten de çekinmiyorlar. Kendilerini de eleştirmeye başladılar. Öz eleştiri de başladı burada. Belki buradan bir değişime doğru gideriz. Zaten Brexit sonrasında böyle bir şey bekleniyordu. Çok olumlu bir, her ne kadar Avrupa Birliği'nden ayrılması olumsuz yorumlansa da ilk başta İngilizler biraz Karamanoğulları gibi, hani sonradan çıkıyor bunların oyunu, neler hesapladıkları, biraz daha uzun vadeli bakıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi hocam, dolar endeksinde de hani pound burada değer kazanıyor diyoruz. Tabii frene bastığı için değer kazanıyor. Dolar endeksi tarafında da baktığınızda ciddi sert çekilmeler görüyoruz. Bu yeni paketle geçecek gibi duruyor. Zaten Fed'den Mester'de bu paketin geleceğine dair olumlu bir açıklamada bulundu. Ama neredeyse gelişmekte olan piyasalar hariç, diğer bütün piyasalara karşı, bütün para birimlerine karşı değer kaybetmeye devam ediyor. Yen'e karşı, Euro'ya karşı, Pound'a karşı, İsviçre Frangine karşı. Burada ne görüyorsunuz doların bu gidişatını? Zaten son dönemde hafif de sorgulanıyor doların rezerv para birimi olmasından tutun da bu yaptığı genişlemeler. Ne düşünürsünüz? Amerika Birleşik Devletleri'nin bu salgın süresince göstermiş olduğu performans yerinde bir performans değil. Doğru politikaları izlemediler. Siz de takdir edersiniz ki salgının ilk aylarında toplumsal bir kutuplaşmayı da başkanlık düzeyinde provoke ettiler ve ülkedeki gelinen noktayı da herkes görüyor ve birden bıçakla kesilmiş gibi bu protestolar ortadan kayboldu ve ülke olarak konsantrasyonlarını COVID'le mücadeleye vermeye başladılar ama iş işten geçmiş oldu. Yani çok ciddi bir zaman kaybı oldu. Bu Amerikan ekonomisi açısından iyi bir sınav değil.
Ama daha da önemlisi siyasetin yaratmış olduğu ve daha çok da bizler gibi gelişmekte olan ülkelerde görmeye alışık olduğumuz kurumsallık dışı hareketleri, yani daha çok durumsallığı ifade eden, duruma göre farklı davranış tarzlarını meşrulaştıran bir siyaset tarzını, iş yürütme tarzı Amerika Birleşik Devletleri'nde hakim olmaya başlıyor. Yani ben Trump'ın bir gece yarısı atmış olduğu ve seçimlerin ertelenme ihtimalini dile getirdiği Twitter mesajının bile çok anlamlı olduğunu ve uzun dönemde kamuoyu algılarını değiştirici, olumsuz yönde değiştirici etkiler yaratabileceğini düşünüyorum ki şu an itibariyle zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tartışma da acaba Trump eğer kaybederse, ki bugünkü kamuoyu yoklamaları bu yönde işaretler veriyor, iktidarı kaybedecek, bırakacak mı veya yenilgiyi kabul edecek mi gibi tartışmalar var. Bu bizde değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde olan bir tartışma ve bu tip şeyler Amerika için yeni olduğu gibi dünya için de yeni. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dünya ekonomisi açısından ve siyaseti açısından bir çıpa görevi görüyor. Bu çıpa görevini görmesinin sebebi de bir takım iktisadi, siyasi ve ahlaki değerleri referans almasıdır. Ve o değerlerde bir yıprama olduğu zaman da dünya ekonomisinin de ayarı, çıpası bozuluyor. Dolayısıyla bu tartışmalar, bahsettiğim tartışmalar ve seçimin yaratmış olduğu belirsizlikler Amerikan ekonomisine olan güveni ve Amerikan siyasetine olan güveni sarsıyor bir ölçüde. Bunlar tabii biz bu şu anda kısa dönemli etkilerinden bahsediyoruz ama uzun dönemli etkileri açısından da kayda değer etkiler ortaya çıkartacaktır. Bir diğer gelişme de tabii ki daha önceki programlarda belki konuştunuz. Uzak Doğu'daki gelişmeler. Amerika Birleşik Devletleri daha yekpare, kendi başında entegre olmuş bir politika ortaya, güvenilir bir politika ortaya koyabilmiş değil. Trump'ın elbette Çin'e karşı bir politikası var ama demokratların, daha gerçi seçim sattığına da tam manasıyla girilmedi ve taraflar görüşlerini kamuoyuyla tam tartışmadı ama demokratların bu konudaki görüşlerinde bir netlik olduğunu da görmüyorum şu ana kadar. Öteki taraftan 20. yüzyıldan kalan Uzak Doğu'daki bir takım problemler var. Mesela Hong Kong tam manasıyla çözülmemiş bir problemdi. Ve İngiltere'den Çin'e geçtikten sonra bir takım koşullarla bu geçti yönetim. Keza aynı şekilde çok daha büyük bir problem var. Uzun zamandır kamuoyunun dikkatinden kaçan Tayvan sorunu var. Tayvan yine o bölgedeki çok hassas konulardan birisi ve dünya kamuoyunu şu ana kadar TikTok'la ya da bir takım programların Amerika'daki yasaklarıyla ilgileniyor ama bunlar uyuyan problemler olarak gündemimizde duruyor ve önümüzdeki günlerde de ortaya çıkacak. Bunların hepsi birer belirsizlik kaynağı Amerika Birleşik Devletleri için. Ciddi bir stratejik bir şey de yok. Politikada, yekpare bir politikada göremiyoruz. Ortak bir akla da ulaşılabilmiş değil. Bunların hepsi dolar konusunda endişeler doğuruyor doğrusu. Ama bu uluslararası rezerv olma niteliği bakımından olaya tekrar şöyle bir değerlendirirsek, dolar Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke ve ekonomi olarak dünya için bu çıpa özelliğini, referans olma özelliğini yitirmesi, o evrensel bir takım değerlerden uzaklaşması herhangi bir ülkenin uzaklaşmasına benzemez. Dolayısıyla bu burada ortaya çıkacak bir boşluk belli ölçülerde başka enstrümanlarla doldurulur diye düşünüyorum.
Evet hocam, ekonomide bir nevi boşluk olmuyor. Politikada da güç boşluğu olmuyor. Devamlı orada bir vakum oluşursa başka şeyler gelip yerini dolduruyor. Amerika biraz daha hani zamanında konuşurken biz bunları arkadaşlarımızla, Amerika niye işte süper güç vesaire diye, Amerika olmasın da kim olsun gibi bir soru olurdu. Yani Rusya mı olsun, Çin mi olsun? Dolayısıyla oradaki değerlerin korunması çok önemli. Özellikle serbest piyasa ekonomisi açısından ve demokrasi açısından. Diğer taraftan şimdi 1 trilyonluk paketin önünü açmaya çalışıyorlar. Hani güzel bir laf vardır, aynı şeyleri yapıp yapıp farklı bir sonuç beklemek deliliğin ta kendisidir diye. Yani yine bir trilyonluk paket getiriyoruz piyasaya. 3 trilyonluk bir paket geldi, bir şey düzelmedi. 1 trilyonluk bir paket daha geliyor. İngiltere bakın frene bastı, orada bir yanlışı gördüler gibi çok doğru bir hareket yaptılar. Amerika ile Çin arasındaki yerim sizin de bahsettiğiniz gibi, yani sosyal medya platformundan tutun da TikTok'undan, işte teknolojisine kadar, ithalat, ihracat, gümrük vergilerine kadar her alanda topyekun bir soğuk savaş devam ediyor. Evet. Tabii ki şimdi bunlar yeniden görüşmeye başladılar da, hani demir çelik alalım satalım, işte siz bizden soyanınızı şu kadar aldınız almadınız diye. Orada bir gelecek görüyor musunuz yani? Bir umut var mı sizce şeye kadar? Bahsettiğiniz gibi çok popülist de bir başkan var orada. Hani eskiden devlet politikaları olurdu Amerika'nın. Şimdi biraz daha yönetim evet. politikalarına dönmüş. Taktik i̇şte, politikalara dönmüş stratejikten ziyade. Bu popülist liderlerin genel özelliğidir. Yani kurumsallıktan uzaklaşırlar. Daha çok durumsal davranırlar. Vaka bazında farklı davranışlar izleyebilirler. Trump böyle bir lider. Kısa dönemde Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimde herhangi bir azalma şahsen beklemiyorum. Çünkü bu bir seçim şeyi. Yani bu bizim ülkemizde de olur. Seçim sattığına girildiği zaman siyasiler genellikle kendilerine, kendi taraftarlarını konsolide edebilmek için bir takım düşmanlar, bir takım rakipler bulmak zorundadır. Siyasetin doğası bu böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde de anladığım kadarıyla Çin ve Çin'le Amerika'nın arasındaki bu ticaret savaşları böyle bir kutuplaşmanın kaynağı. Dolayısıyla biraz önce de ifade ettiğim gibi Biden'ın bu konudaki düşüncelerini ben önemsiyorum ama bu düşünceleri öncelikle Biden'ın kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşması gerekiyor. Bu konuda çok ciddi bir belirsizlik var. Bu belirsizliği ve görüş boşluğunu da anladığım kadarıyla Trump'a yakın bir takım gruplar, kesimler Biden namına doldurmaya çalışıyorlar. Sanırım bu önümüzdeki yaz, sonbahardan itibaren, bu yaz döneminden çıktıktan sonra, Ağustos sonrası herhalde bu konularda daha net bir fikir sahibi olacağız. Ancak şunu da söylemekte fayda var. Kısa dönemli bu gerilimin devam edeceğini düşünmekle birlikte seçim sonrasında da Amerika'nın bir yol ayrımına geldiğini düşünüyorum. Trump'ın özellikle Batı ittifakındaki müttefiklerini bir seçimle, Çin'e karşı bir seçime zorlaması çok başarılı olmuşa benzemiyor. Dolayısıyla seçim sonrası dönemde başkan kim olacaksa bunun bir şekilde Trump olursa zaten bunu zorlayacağına inanıyorum. Daha da ileriye gidecektir. Daha popülist söylemleri benimseyecektir. Biden'ın da bu yönde çok fazla seçeneği olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü bu popülizm dalgası bir ölçüde onu da etkisini altına alacak. Özellikle Covid'in bırakmış olduğu enkazı enkazla baş edebilmek için uluslararası ticarete bir ölçüde müdahale etme ihtiyacı hissedecektir. Bu da ister istemez en önemli partneri olan Çin'e karşı bir takım politikaları geliştirmesini zorunlu hale getirecektir. Benim görüşüm bu yönde. Evet hocam, sizin de bahsettiğiniz gibi şimdi Biden da kendi fikirlerini çok açıklayamıyor. Hani durum biraz şuna benziyor. Evde çocuklar var. Anneyle baba arasında kalmış çocuklar. Baba diyor ki ben akşam yemeğinde size dondurma vereceğim bundan sonra. Dondurma şeker vereceğim diyor. Çok popülist bir yaklaşım. Çocukların hoşuna gidecek şey. Evet. Annesi de sesini çıkaramıyor. Yani ben size dondurma değil de brokoli vereceğim diye sesini çıkaramıyor diyor. Biden biraz sessiz kalıyor. O popülist, hani demokrasinin artısı da var, eksisi de var tabii.
Çocuklara oylamaya sunarsınız, her akşam dondurma şeker yersiniz maalesef. Bakalım ne olacak, yani fikirleri çok önemli, hepimizi etkileyecek bir taraftan, çünkü gelişmekte olan piyasaların da özellikle bu şeyden dolayı, Covid'den dolayı çok ciddi sıkıntıları ortaya çıkmaya başladı. Baktığımızda Türkiye'den tutun Brezilya'ya kadar bu döviz girişi azaldığı için mesela turizmden vesaire çok olumsuz etkileniyor. Bakalım önümüzdeki dönem ne gösterecek. Vaka sayıları da artıyor bir taraftan. Tabii şimdi Covid'i de konuşmak isterdim de vaktimizin sonuna geldik zannedersem hocam. Evet. Onu da başka bir gün yine tekrar konuşalım. Çok teşekkür ederiz hocam. Değerli vaktiniz için, görüşleriniz için. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.